forma alır mısın? Al bakalım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ne komik değil mi Nana? Evet, çok güzel filmmiş. Emre'cim, bence o beşinci dilimi yiyemeyeceksin. Ay pardon. Evet, yemeyeceğim. Nereden bildin? Gazlı tavşan. Doğru yukarı. Masal? Ne masalı? Ya Nana. Evet. Şaka yaptım. Hadi ellerimizi yıkadıktan sonra masal eşliğinde... Yaşasın! Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Koş koş koş. Çocuklar ne kadar çok seviyorlar onu. Ne o, kıskandın mı? Yok canım. İlk günden beri Nana'yı çok sevdiler. Gerçekten de öyle. Yeri geldi, beni karşılarına aldılar ama ona söz söyletmediler. Ben de senin aklına şaşayım, ne diyeyim? Nasıl yani? Bak hala nasıl yani diyorlar. Nana. Hı? İnsan olur olmaz babamla evleneceksin değil mi? Teklif ederse evet. O teklif etmezse sen edersin. Ne var? Öyle şey olur mu? Neden olmasın? Hem o sana bir kere teklif etmişti. Sıra sende. Ay. Masala başlayayım mı çocuklar? Eğer babam senden başkasıyla evlenirse vallahi şok diye düşüp bayılırım. Hadi oradan, seni bilmiş. Hadi bakalım. Vallahi öyle. Hadi bakalım, başlıyorum. Hazır mısınız? Evet. Evet. Bir zamanlar 7 tane güzel kızı olan bir kral varmış. Bu kızların en güzeli, en küçük olanmış. Güzel günlerde sarayın yakınındaki serin gölün kıyısında altın topuyla oynamaya bayılırmış. Vallahi sen ne dersen de oğlum. Nana'dan iyisini bulamaz. Hadi size iyi, iyi geceler. İyi geceler. Hadi evladım. Doğru söylüyor, ne diyeyim? Babacığım, kaç kere söyleyeceğim? Ben evlenme teklif ettim. O son anda caydı. Onda çözemediğim bir şeyler var. Sana bal gibi aşık oğlum. Biliyorsun bunu. Hadi canım. Aa, kesinlikle aşık. İyi de o halde neden onunla konuşmaya çalıştığım zaman kaçıp gidiyor? Nasıl kaçıp gidiyor? Onunla konuşabileceğimiz tek zaman çocuklar yattıktan sonra. Tam punduna getirip ona yaklaşmaya çalışıyorum. Benim uykum var deyip kaçıp gidiyor. Hadi canım, olur mu öyle şey? 2 yıldan fazladır bu kız burada değil mi? Evet. Ve sen bu süre içinde onu tutup da uzun uzun bir konuşmayı beceremedin değil mi? Hayır, kaçıyor dedim ya. Sen de bir komiksin be oğlum. Olur mu öyle şey? İnanmazsan kendi gözlerinle gör. Birazdan aşağı iner. Hadi gir mutfağa, izle bak. Gerçekten hadi. Tamam, izliyorum. Bakalım gerçekten kaçıyor mu? Herkes yattı mı? Evet. Gel. Birazdan çok güzel bir korku filmi başlayacak. İzleyelim mi? Saat çok geç olmuş. Yok canım, daha 12:10 var. Yok yok, ben yatayım. Yok yok, ısrar ediyorum ben. Ya hayır Hakan, lütfen beni bırakır mısın ya? Aa, iyi geceler. Ama... Ne? İlahi Hakan. Yahu kızı bir dövmediği kaldı. Korktu kaçtı vallahi. Aman baba ya. Sence de bir tuhaf değil mi? Yo. Ben olsam ben de seninle baş başa kalmaktan korkardım. Baba, şakanın sırası mı şimdi? Oğlum, kız çekiniyor olabilir. Makbuş var, ben varım falan. Ama ben onunla sadece konuşmak istiyorum. Bak, madem ki konuşmak istiyorsun, o halde... Nana, ne olursa olsun seninle konuşacağım de. Tut kolundan, asla bırakma. Ondan sonra her istediğin şeyi söyle. Bakalım ne diyecek. Ama ona olan
duygularımı söylemeden önce onun duygularından da emin olmalıyım. Geçen sefer olduğu gibi beni reddederse çok kötü olurum baba. İyi de kız sana aşık diyorum ben. Göreceğiz bakalım. Görürüz. Günaydın. Ay ne güzel bir kahvaltı. Ay Hakan'cığım. Bir anda aklıma eski günler geldi. Hoş geldiniz. Sizinle kahvaltı yapmayı özlemişiz. Hakan, bunu daha sık yapmalıyız. Tabii. Buyurun. İyi günler. Nana Hanım. Benim. Bunlar size. Şurayı imzalar mısınız? Burayı mı? Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kimdenmiş? Sana mı? Evet, bana. Kim göndermiş? Gizli bir hayran yazıyor. Ne diyor? Hiç. Bana olan hayranlığını anlatıyor. Nereden tanıyormuş seni? Kesin bakkal kasap falandır. Mahalleden biri yani. Sanmam. Öyle şairane şeyler yazmış ki. Kesin sanatçı. Ay hadi oradan. Evden çıktığın mı var? Belki de isim benzerliği falandır. Nana mı? Herhalde Türkiye'de bir tane nana vardır. Aşkı güzel tarif etmiş. Şunları suya koyayım da solmasın. Demek koca bir demet çiçek ha. Gizli hayranından hem de. Çok romantik. Hadi canım. Kim ona çiçek gönderir ki? Belki de dikkat çekmek için kendi kendine gönderdin. Yok artık daha neler. Hem ne diye kıskanıyorsun ki? Ben mi? Evet. Nana çok güzel bir kız. Şimdiye kadar evlenmemiş olması tuhaf zaten. Hadi canım sen de. Makbul Hanım'a kahve yapmadın mı? Sabah erken çıktı o. Karşıda akrabalarımız var, onlara gitti. İyi iyi, geçsin tabii. Merhaba Jericho. Hoş geldin Belgin. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Tayfun Bey. Ay bugün dersim yoktu. Ben de çat kapı geldim. Mutfağa geçelim mi? Biraz işlerim var da. Tamam Jericho, fark Hadi. Etmez. Ay, inanmıyorum Jericho. Demek gizli bir hayranım var. Ay, ne romantik. Hakan şey oldu. Ne oldu? Yani bu gizli hayranım yüzünden bence çok bozuldu. Ne yapalım canım? O da elini biraz çabuk tutsaydı. Bu gidişle kuş yuvadan uçacak da ne dersin? Hakan da ağzı bir karış açık bakacak. Ay, kapı. Ben bakarım. Merhaba. Bana mı? Evet. Şurayı imzalar mısınız? Tabii. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sana. Ay ondan değil mi? Evet. Tut şunu. Hakan arayıp söyleyeceğim. Bakalım ne diyecek. Açıyorum. Alo Hakan. Bana gizli hayranımdan bir kutu çikolata geldi. Efendim? Peki. Görüşürüz. Ne dedi? İyi, afiyet olsun dedi. Ay, bence kesinlikle kıskançlıktan çatlıyor ama belli etmiyor. Ya. Hadi gel yiyelim.
Sence... Demek çikolata. Bence Nana'ya evlilik yolu göründü. Ne diyelim? Darısı başına Simge Hanım. Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi günler. İnanmıyorum. Ay bu kimseyi hemen Volkan'la tanıştıracağım. Ona da bir şeyler öğretsin. Bak bir de not göndermiş. Okusana. Yarın akşam benimle yemeğe çıkarsanız beni dünyanın en mutlu erkeği yaparsınız. Prensesim. Şimdi kıskançlığından çatlayacağım. Dur. Hemen Hakan'ı arayacağım. Nana dur bir dakika. Onu ne diye arıyorsun? Üç be. Haberi olsun. Ay yok yok. Sen aklını Hakan'la bozmuşsun. Alo Hakan. Çok tuhaf bir şey oldu. Şu gizli hayranım beni yarın akşam yemeğe davet ediyor. Nana bana niye anlatıyorsun bunları anlamadım ki. Ne istersen onu yap. Ne oldu abicim? Aman şu gizli hayranı yarın yemeğe çıkalım mı diye not göndermiş. Bakıyorum burnundan soluyorsun. Hiç de değil. Hadi hadi. Kaç yaşına gelmiş? Kararını kendi verecek artık. Hiç umurunda değilim ya, bu beni deli ediyor. Yarın akşam tanımadığım bir adamla yemeğe gideceğim diyorum. Hiçbir şey demiyor. Düşünebiliyor musun Belgin? Nana. Seni çok seviyorum. Böyle çekmeni istemiyorum. Yani tek taraflı aşk çok acı çektirir Caniko. Yani Hakan'a olan duygularımın tek taraflı olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır. Ya öyle bir şey söylemedim. Ama yani bilmiyorum. Yarın geceki yemeğe gitmen gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu gizli hayranı çok romantik. Belgin'cim geç sen şöyle. Bütün akşam oturmadın zaten. Teşekkür ederim. Olsun. Bu Nana'nın işi. Öyle değil mi Nana? Nana'nın işi çocuklara bakmak. Hizmetçilik değil. Hepsini tek seferde gönderseydin bu kadar yorulmazdınız. Bence de. İmza lütfen. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İrem o. Nerede? Aç aç. Ne yazıyor? Yarın akşamı sabırsızlıkla bekliyorum. Volkan, adam gerçekten romantik ya. Gidecek misin? Koştura koştura herhalde. Daha karar vermedim. Ay hadi ama Nana. Nana, böyle bir kısmeti kaçırma derim. Canım size ne? Ne istiyorsa onu yapar. Gitmeyip ne yapacak? Ya kız kurusu olarak evde kalacak ya da izdivaç programlarına çıkacak. Ne bakıyorsunuz canım? Şaka yaptın. Özge, hadi gidiyoruz. Nanacığım. Yarın telefonlaşırız. Gelişmeleri alırım senden artık. Tamam. İyi geceler, harika bir yemekti Nana. Hadi görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Umarım yarınki yemek iyi geçer Nana. Mutlu olmak senin de hakkın canım. Sağ ol. Hadi kızım. Teşekkürler. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler. Oğlum bir dinle. Tut kızı kolundan, gerekirse bağla buraya. Bu gece konuş. Bak sonra iş işten geçmiş olacak ona göre. Yarına kadar bekleyeceğim. Eğer yarın akşam randevuya giderse... beni sevmiyor demektir. Ya gitmezse? O zaman söz. Gerekirse gerçekten bağlayacağım ve konuşacağım. Hiçbir yere kaçamayacak.
İyi geceler. İyi geceler. Gördün mü? Belki de gece yarısından sonra kurbağaya dönüşüyordur. Belki de. Saçmalama. Bana bak. Yarın gece bu işi bitir. Hadi. İyi geceler. İyi geceler. Beni seviyor musun? Yarın bunu anlayacağım. Hadi bakalım. Yumurtalar geldi. Al. Afiyet olsun. Evet. Neden bu kadar neşelisin? Neşeli miyim? Evet, yerinde duramıyorsun. Belki de akşam yemeğe gideceği içindir. Ay, ne romantik. Yağmur. Belki de. Hiç de değil. Gitmeyecek misin? Bilmiyorum, karar vermedim. İyi, eğer gideceksen söyle. Biz de akşam yemeği için başımızın çaresine bakalım. Ben hazırlarım bir şeyler. Yani gidecek olursam. Gidecek misin yani? Bilmiyorum dedim ya. Tamam tamam. Bana ne canım? Çay var mı acaba? Var. Hulina, gidiyor musun? Evet canım, yolum uzun. Peki. Ne olur üzülme, sık sık gelirler. Ha, bu arada şu gizli hayranınla olan yemek için bana fikrimi sormuştun ya. Evet. Nana, yüreğinin sesini dinle. Hadi hoşça kalın. Hoşça kalın. Bence de doğru söylüyor. Yüreğinin sesini dinle. Ben kararımı verdim galiba. Hakan bana çok tatlı davranıyor. Şakir'e teyzenin dediği gibi bu evlilik işi olacak galiba. Benim için şu andan itibaren Hakan'dan daha önemli hiçbir şey olamaz. Alo? Ben bir mektup gönderecektim. Kuryeyi gönderir misiniz? Ama adres yok bende. Sizin bir müşterinize gidecek. Tamam, bekliyorum. Otoparkı şuraya yapalım. Çocuklar diyorum ben ama. Çıkıyorum. İyi fikir, iyi fikir. Okul çıkışı Özge ile buluşacağız. Ben de akşam yemeğe gelin diyecektim. Nana bu akşam yok ya. Beraber yeriz demiştim. Ay Hakan, kusura bakma. Bugün olmaz. Özge'ye söz verdim. Sinemaya falan gideceğiz. Ama yarın akşam söz tatlım. Nasılsa hep beraberiz, öyle değil mi? Hep beraberiz derken? Anlamadım. Vallahi ben de. Gidecek mi gerçekten? Yüksek ihtimalle. Gel. İyi günler Hakan Bey. Bir mektubunuz var. Mektup mu? Evet. O hediyeleri gönderdiğiniz kişi bunu size vermemi istedi. Ağzından bir şey kaçırmadın değil mi? Hayır, kesinlikle. Aferin. Dur, bekle. Buyur. Teşekkür ederim Hakan Bey. Rica İyi günler. İyi günler. Dur bir dakika, dur. Yoksa bu gizli hayran sen miydin? Hakan pes vallahi. Ya beni gerçekten önemseyip önemsemediğini bilmek istedim. Ve böyle bir oyun oynadım. Ama Nana gizli hayranına bir mektup gönderdi. Ay, açmaya korkuyorum ben. Hakan açsana şunu. Adam kendi kendini kıskanıyor ya. Dur bir dakika. Bu çok önemli Volkan ya. Her şey bu mektuba bağlı. Açsana. Açayım mı? Aç. Bak sen. Bizim damatta ne numaralar varmış. Ama Hakan Bey, asıl sen bu gece Nana'nın büyük numarasını öğreneceksin. Bey. Ay aman, açıl be. Sayın beyefendi,
kibar davetiniz ve hediyeleriniz için çok teşekkür ederim. Yemek davetinizi kabul edemeyeceğim. Ayrıca hediye göndermeyi de bırakın lütfen. Çünkü benim kalbim bir başkasına ait. Bir başkasına mı? Kime? Sana tabii ki şaşkaloz. Eğitme. İşte bu kadar. Duydun mu Volkan? Hediye gönderme diyor. Akşam yemeğe gelmeyeceğim diyor. Duydum deli, duydum. Ne yapıp edeceğim? Bu gece onunla konuşacağım. Hadi yani artık. Yani. Ya, ne artık. Adamsın ya. Bu akşam Pompi'nin veda partisinden bir ara çıkıp sinemanın final bölümünü izlerim artık. Çocuklar uyudu. Gelsene. Ne romantik bir ortam. Yok canım. Otursana. Bir şeyler yapmam lazım. Nana'nın bez bebeğe dönüştüğünü görmesi lazım. Bir şeyler içer miyiz? Teşekkür ederim. Kim ki gecenin bu saatinde? Bilmem. Allah Allah. Sürpriz! Ay. Özgeciğim, sen çok yoruldun anneciğim. Hadi çık yat. Görün istediği bir göz. Allah verdi iki göz. Simge, sen süpersin ya. Bu iş bu kadar. Bez bebek Nana. Kesin foyan ortaya çıkacak. Oo, maşallah. Allah muhabbetinizi arttırsın. Nana, sen bu gece yemeğe gitmiyor muydun? Hayır, vazgeçtim. Hakan, yemeğe beni çağırmıştın. Sana hayır demek zorunda kaldığım için vicdan yapıp işim biter bitmez geldim. Ama maşallah sizin keyfiniz yerindeymiş. Rahatsız etmeyeyim ben. Hakan, Simge'yi yemeğe mi çağırdın sen? Hayır. Yani sen yemeğe gideceksin diye... Nasıl yani? Ben yemeğe gidince sen de yalnız kalmak istemedin, öyle mi? Nana, bak yanlış anlıyorsun. Yo. Ben her şeyi gayet güzel anladım. Nana, lütfen dur. Lütfen. Kızım, sen de kısmetin çıkmış işte. Ne gitmiyorsun? Hakan'a güvendiğin sürece avucunu yalayacaksın, bilmiş ol. Simge! Ay ne, o yalan mı? Evet. Keşke gitseymişim. Gitseydin de bir şey değişmeyecekti. Nedenmiş? Çünkü gizli hayran da bendim. Sen miydin? Bu şokun üzerine Nana saati falan unutup şak diye düşüp bez bebek olur artık. Çok güzel. Güzel. Ya kızım, benim yanımda ne işim var? Üf, uykum var, sus. Sinir şey. Üf, ya bırak. Üf, Yağmur bırak. Bıraksana Yağmur. Ne oluyor ya? Özge burada, baksana. Ya bıraksana Yağmur ya. Ne işi var onun burada? Ne bileyim. Nana nerede? Saat 12'ye gelmek üzere. Bilmem. Gel Yağmur, gel. Hadi Yağmur, dur. Daha fazla bu saçmalıkları duymak istemiyorum. Hakan, seninle yarın ofiste konuşuruz. Özge de bu gece burada kalsın artık. Rahatsız etmezse tabii.
Ben yatıyorum. Hayır, yatmıyorsun. Bırak Hakan. Nana, yalvarırım. Gizli hayran oyununu niye oynadın? Ha? Benimle dalga geçmek için mi? Hayır, bana olan sevginden emin olmak ve seninle bu konuşmayı yapabilmek için Nana. Ne konuşması? Lütfen Nana, bir dakikanı bana ayır, lütfen. Hakan, yatmam gerek. 5 dakika daha kalsan dünyanın sonu mu gelir? Belki de. Sana inanamıyorum Nana. Bir şeyler yapmalıyız. Nana. Nana, gelsene, Özge odamızı işgal etti. Hemen geliyorum. Hayır, gelmeyecek. Bırak, bırak ya. Siz hemen yatağa, çabuk. Hakan, bırak kolumu. Hayır Nana. Bırak, bırak beni. Hayır, ne olursa bırak. Olsun konuşacağım seninle. Ya Nana, ben korkuyorum sen olmadan. Çocuklar, hemen yatıyorsunuz, hemen. Evet, hemen yatıyorsunuz. Of ya. Of. Bırak Hakan. Hayır. Lütfen Nana. Bana verecek bir dakikan yok mu? Lütfen. Hakan, çok kötü olacak. Gitmeme izin ver. Hayır Nana. Hayır. Yok, bırak. Hayır Nana. Lütfen bırakın beni. Hayır lütfen. Dedim. Lütfen. Bu gece bu iş burada bitecek. Evet, bu gece bu iş bitecek. Hakan. Geri sayım başladı. Elveda Nana. Hoş geldin bez bebek. Nana. Bu kadar mı değersiz? Hayır, tabii ki değil. Ama neden hala bez bebek olmadı? Tamamen insan mı oldu acaba? Belki de... Bu ne be? Nana neden bez bebek olmuyor? Şoker! Nana neden bez bebek olmuyor? Neden? Neden Kurica, neden? Saat 12'yi çoktan geçti. Neden bez bebek olmuyor bu kız? Nasıl yani? Nana hala bez bebek olmadı mı? Olmadı. Nasıl olur? Bu nasıl olur? Buna bir çözüm bul. Gülila! Ama bu nasıl olur? Ben de bunu soruyorum. Bu nasıl olur? Olamaz. Şimdi Hakan'ın gözü önünde bez bebek olacak. Hadi. Hadi. Bez bebek ol Nana. Hadi. Bez Şoker, bebek ol. Şoker, dur. Gel. Bez bebek ol Nana. Şoker. Hadi. Bir şeyler yap. Dur, ne yapayım? Ay, bu heyecana kalbim dayanamayacak. Dayanmasın zaten. Hadi. Yoksa saatler geri mi alındı? Olmuyor. Hadi. Hadi. Hala bez bebek olmadım. Rüya mı bu? Keşke hiç bitmese. Nana. Seni çok seviyorum. Evet. Gidebilir miyim? Çocuklar bekler. Evet. Yemek, Hakan. Yemek, konuşma. Ben de seni çok seviyorum.